أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Evet. Et-Tuhfetü's-Seniyye'den inne ve havatını gördük. Bunlar aynı zamanda nevasık da deniyordu. Yani isim cümlesinin başına gelir. Mübteda haberi değiştirir. Mübteda haberin irabını değiştiren amiller. Gale, Musannif Hazretleri şöyle buyurdu. Ve emme zanentü ve ehevatüha. Zanentü, yani zanne ve onun benzerleri kardeşlerine gelince. Fe inneha bu zanentü, yani zanne ve onun benzerleri tensibül mübtede'e vel habara. Mübtede haberin ikisini de üstün okutuyor, nasip ediyor. Şeylerin tam tersine. İnne ve havatının. İnne ve havatı ismini nasb, haberi raf ediyor. Yani müptedayı nasb ediyor, haberi raf ediyor. Bu her ikisini nasb ediyor. Zanne ve havatı. Ne üzere? Ala ennehuma mef'ulani leha. Müpteda haberin kendisine haber olmaları üzerine. Haber olmaları şartıyla. Zanne ve havatı isim cümlesinin başına geliyor. Müpteda haberin her ikisini de kendisine mef'ul almak üzere nasip etmiş oluyor. Ve hiye, bu fiiller nedir? Zanentü ve hasibtü ve hiltü ve zaamtü ve ra'eytü ve alimtü ve vecettü ve ettehaztü ve cealtü ve semi'tü, bu fiillerdir. Tabi bunların aşağıda misalleri gelecek. Manalar da gelecek. Tekulü dersin, zanentü zeyden kaimen. Zanentü zannettim. Zeyden zeydi kaimen. Ayakta olduğunu zannettim. Bunlar da aslında iki mef'ul alıyor. Fakat o iki mef'ul, zaten birinci mef'ul hangisi? Zeyden. İkinci mef'ulü kaimen. Evet. Ve ra'eytu amran şahısan. Ve ra'eytü, gördüm amran, amri, şahısan. Şahıs, bir şeye böyle pür dikkat bakması. Yani ayet kelimelerde de geçiyor. Şahıs kelimesi, yani daha dikkatli ve hayretler içerisinde bir şeye dikkatle bakma manası da var. Şahıs. Evet, takılıp kalan, böyle hayretler içerisinde bakan manası var. Ya da tüm dikkatiyle dinleyen, o mana da var. Tüm dikkatiyle bakan ve dinleyen, dikkatle bakan, dikkatle dinleyen manası. Evet, ve ma eşbehe zalik, buna benzer fiiller. Ve ekulu, ben derim, şarih öyle diyor. El kısmü salisü min nevâsıhıl mübtedeyi vel haber. Mübteda ve haberi bozan, amellerini değiştiren amillerden üçüncü kısım zanentü ve ehevâtuha. Zanne ve ehevâtıdır. Tabi burada fiili mazi nefs-i mütekellim vahde olarak getirdi. Bunun bütün sıygaları. Ey nazairuha, zannenin benzerleri fil ameli amelde. Zanne ve ehevâtı. Ve hiye, bunlar tedhulu alel mübtedeyi vel haber. Bunlar mübteda habere dahil olur. Fetansibuhuma, her ikisinde nasip eder cemiyan. Tamamını. Mübteda haberin tamamını nasip ediyor. Ve yukalü, denilir lil mübtedeyi, mübteda için mef'ulün evvelü. Birinci mef'ul. Ve lil haberi, haberi de isim verilir. Mef'ulün thanin. İkinci mef'ul. Ve hadel kısmı aşratu ef'alin. Bu kısım 10 fiildir burada. Yani zanne ve ehevâtı kaç fiilden oluşuyor? 10 fiil. El evveli, birincisi zanentü. Birincisi ne? Zanne fiili. Zannetmek. Nahvu zanentü, efendim zanentü, zannettim. Aslında bu birinci kısma haberin meydana gelmesinin üstün olduğunu ifade eden fiiller. Yani buradaki zan, haberin
meydana gelmesi yani daha tercih edilen bir tercihini ifade eden. Bunlara ef'ali tercih de deniyor. Ondan sonra yufidu tercihe vuku'l haber. Haberin vuku'unun tercihini ifade eder. Olması tarafı daha çok güçlü yani. Mesela ne diyor? Zanentü Muhammeden, Muhammed'i zannettim. Sadikan, arkadaş. Arkadaş olması daha güçlü yani. Zan deyince şüphe manasına değil burada. Es-san ikincisi hasibtü. O da zanentü manasına. Zannettim. Nahvu hasibtül male nafian. Hasibtü zannettim. El male malı nafian, faydalı, yararlı. Bu da yine tercih fiillerinden. Haberin meydana geldiğinin geldiğini tercih eden ya da tercihi ifade eden fiillerden. Es-salisü üçüncüsü hiltü. Bu da aynı manada. Zannettim. Nahvu hiltül hadikate müthmiraten. Hiltü zannettim. El hadikate bahçeyi müthmiraten, meyveli. Müthmira meyve veren, meyveli. Evet. Burada yine hiltü feil fail. El hadika birinci mef'ul. Müthmiraten ikinci mef'ul. Yukarıda hasibtül malede hasibe feil, tuonun faili, el male birinci mef'ulü, nafan ikinci mef'ulü. El-rabi'u dördüncüsü zaamtü, zannetmek. Ama daha çok Kur'an'da geçen zûm, asılsız iddiada bulunmak. Zûm, zaamellezine keferu, kafir olanlar iddia ettiler, delilsiz, mesnetsiz iddialar. Ama buradaki zaamtü feili, yani zan manasına nahvı, zaamtü bekran ceriyen. Zaamtü zannettim. Bekran Bekir'i ceriyen. Cüretli, cesaretli. Ceri, cüret zaten Türkçe'ye geçmiş. Cüretli insan derler. Bu dördüne ef'ali tercih deniyor. Bunlar haberin meydana geldiğini tercih eden, tercihi ifade eden fiiller. Bu dört tanesi. Peki el-hamisü beşincisi. Bunlar da ikinci kısma giriyor. Bunlar da haberin gerçekten meydana geldiğini, kesin meydana geldiğini ifade ediyor bu okuyacağımız kısımlar. Bunlar da üç fiil. Ra'eytü, alimtü, vecettü. Bunlar da litahbiki vuku'il haber. Haberin kesinlikle meydana geldiğini bildiren fiillerdir. Bunlara ef'ali yakîn deniyor. Bak bunların taksimatı önemli. Mesela ra'eytü efendim burada bildim manasına görme değil. Mesela elem tara keyfe faale rabbuke derken bir ashabil fiil. Yani sen görmedin mi Rabbin ashabı fiile fil ordusuna ne yaptı, nasıl yaptı? Sen görmedin mi? Peygamberimiz doğmadan oldu. Nasıl görecek peygamberimiz? Oradaki rü'yeti kalp, ilim yani, ilim, bilmek. Buna bilme deniyor. Yoksa gözle görme değil. Burada da öyle. Ra'eytü, bildim. İbrahim'e, İbrahim'i müflihan. Kurtuluşa erici olarak bildim. Yani başarıya ulaşan, kurtuluşa eren. Yine burada ra'a fe'il, tü'onun faili. İbrahim'e birinci mef'ulü, müflihan ikinci mef'ulü. Es-salisü altıncısı alimtü, alimtü fe'ili. Alimtü bildim. Es-sıdka münciyen. Es-sıdka doğruluğu ne olarak bildim? Münciyen kurtarıcı. Doğruluk insanı kurtarır. Şimdi burada alime feil, tü onun faili. Damiri merfu muttasıl. Es-sıdka birinci mef'ulü, münciyen ikinci mef'ulü. Es-sabi'u yedincisi. Vecettü. Bu vecettü buldum manası değil. Bu da bildim manası. Bunda da bilme manası var. Tabi bu manada kullanıldığında vecettü salaha salahı buldum. Yani bildim. Salah ne demek? Halin düzgünlüğü. Salah, ıslah. Aynı kökten geliyor. Yani düzgün hali bildim. Ne olarak bildim? Düzgün olmayı, maslahatlı olmayı, salih olmayı, babel hayri, hayrın kapısı olarak bildim. Hayırların kapısı ehli salah olmaktır. Yani faydalı insan, salih insan olmak manasını ifade ediyor.
Evet, burada yine vecede feil tiyonun fa'li es-salaha birinci mef'ul, babel hayr babede ikinci mef'ul. Tabi izafetle gelmiş o. Şimdi bu da ikinci grup fiil. Üçüncü grup fiile de tasyir ve intikal fiili deniyor. Yani bir halden bir hale dönüştürme. Tasyir, sayyara, yusayyiru tasyiran. Bunlara da ne deniyormuş? İntikal fiilleri. Tasyir. Es-sâminin sekizincisi ittehazitü. Nahu ittehazitü Muhammeden, Muhammed'i edindim. Sadikan, arkadaş. Daha önceden arkadaş değilmiş, sonradan arkadaş ve dost edinmiş. Bak, önceden başkaymış, şimdi dostluğa dönüşmüş. Ettehazitü dokuzuncusu cealtü. Cealtü kılma manası. Nahu cealtü zehebe, altını kıldım. Hatemen yüzük. Hatemen yüzük. Yüzük yaptım. Yani normal külçe altını ya da işte işlenmemiş altını yüzük yaptım manası. Bak dönüşme var. El aşir onuncusu semiyatü. Ey semiyatü halilen yakra'u. Semiyatü eşittim halilen. Halili yakra'u okuyor. Halil'in okuyor olduğunu duydum. Şimdi önceden okumuyordu, okurken de okuduğunu duydum diyor. Bunda da tasyir var. Yani bir halden başka bir hale dönüşmesi. O yagrav aynı zamanda hal değil mi? Nasıl? Hal değil mi yagrav? Tabii ki. Yahut da sıfat değil mi? Yagrav. Semiyotu işittim. Yok, biz bunu ikinci mefru vereceğiz. Halilen halili yagrav. Çünkü marifeden sonra geliyor ya, sıfat olmaz. Hal gibi yani. Evet. Okurken işittim. İkinci. Okurken gördüm, işittim. Evet. Okuyor olduğunu işittim. Ve hadil ef'alül aşaratü, işte bu 10 fiil tenkasımı ile erbaati aksamin. 4 kısma ayrılır. Aslında o 4. kısım sadece sema fiiliymiş. Onu biz söylemedik. O da nispeti ifade ediyor. İşitmeyi ona nispet ediyor. Yani ona da nispet feili deniyor. Semiyatu halilin yakra'u. O tasir ve intikal değil değil mi? Yok. Ona da gelecek şimdi. Yufidin nispete fissema'i. Yani işitmeye nispeti ifade ediyor. Kimin işitme kime nispet ediyor? Mütekellime. Mütekellime nispet ediyor. Ben Halil'in okuduğunu işittim diyor. Bak, sem'in mütekellime nispet ediyor, konuşana. El kısmul evvel, birinci kısım, yufidü tercihe vuku'il haberi. Haberin vuku'unun tercihini ifade eder. Yani haberlerin meydana geldiğinin tercihini ifade eder. Ve hu erbatu ef'alim, bu 4 fiildir. Zanentü, hasibtü, hiltü, zaamtü. El kısmul sani, ikinci kısım, yufidül yakine, kesinlik ifade eder ve tahkika vuku'il haber, haberin kesinlik meydana geldiğini ifade eder. O ve selasetü ef'alin, bu da 3 fiildir. Ve hiye ra'eytu ve alimtu ve vecettu. El kısmus salisu, üçüncü kısım bu fiillerden, yufidü tasyira vel intikale. Bir halden başka bir hale dönüşmeyi ifade eder. Ve hu fiyelani, bunlar da 2 fiildir. Ve huma, onlar ittehaztu ve cealtu. Bu fiiller Sara'da da var mesela. Sara Zeydun alimen. Sara tînü misal haceran. Çamur taş oldu. El kısmur râbi'u, ama o Sara tabi nakıs fiil. Bu zanne ve ahavatı. Bunun ameli ondan değişik tabi. El kısmur râbi'u, dördüncü kısım, yufidü nisbete, nispet ifade eder, fissem'e, işitmede. Yani mütekellimen duymayı, nispet etmeyi ifade eder. Ve ve fiilün vahidun, bu da bir fiildir. Bu 10 fiilden, ve ve semiyatü fiili. Evet. Şimdi şurada bir temrinat var. Oradan birkaç tanesine şöyle bir kısaca bakalım. Birinci temrin, edhil kâne ev ihte ahavatiha, kâne ve kâne'nin benzerlerinden bir tanesini getir, alâ kulli cümletin minel cümelil âtiyeti.
gelecek cümlelerden her cümlenin üzerine. Fümmetbit ahire kulli kelimetin bir şekli. Sonra sonlarının hareketlerini ver. Yani sonlarını zapt et ne demek? Sonlarının hareketini ver. Mesela el cevvü sahvün. Buraya kâne gitsek nasıl diyeceğiz? Kânel cevvü sahven. Hava açık oldu. Ya da buraya sarayı da getiremeyiz mi? Sarıl cevvü sahven. Hava çok net, berrak, açık oldu. Önceden değildi manası. El harisü müsteyfizan. Oraya yine kâne ve ahvattan birisini getireceksin. Bekçi uyanık oldu. El hevâ-u talikun. Hava güzeldir. Talik. Yani kânel hevâ-u, sâral hevâ-u artık diğerlerinden birisini ne yapacaksın? Onun başına getireceksin. Evet. Talik. Serbest. Yani daha açık, daha güzel manası. Serbest bırakılmış demek de. Talik. Talik. Talgun. Talgun da güzel manası. Evet. Talik. Peki. Diğerlerine sen bak. O temrinlerin şu üçüncü temrinde de yok ikinci temrinde. Edhil inne ev ihte ehevatiha ala kulli cümletin minel cümelil atiye. Oraya da inne ve ehevatından birisini o cümle, gelecek cümlelerden bir cümlenin üzerine getir. Fümmetbut bir şekli ahire kulli kelimetin her kelimenin sonunun hareketini belirle. İnne ebi hadırun misal. İnne ebi. İnne kitabeke cedidun. Ya da alimtü enne kitabeke cedidun. O da olabilir. Artık oradaki şeyleri söyleyeceksin. Mihbara tüke gadiratun. Mihbara neydi? Mihbara. Mihbar. Mihbaratun ney? Süpürge mi? Divit. Divit değil mi mihbara? Evet. Mihbara tün. Mihbara, mihbara. Mürekkep hokkası. Mihbara. Mihbar olursa o zaman şey olur. Alet. Yani divit. Mahbara olursa orada mahbara demedi değil mi? Mihbara dedi. Evet. Şimdi mihbara olursa divit olur. Mahbara mürekkep hokkası. Yani şeyin boyanın konduğu kap. Evet. Peki. Şimdi burada inne ve havatın birisini bunların üzerine ne yapacağız? Getireceğiz. Evet. Bunların üzerine getireceğiz. Bunlar da sen diğerlerine bak. Üçüncü temrin de edhil zanne ev ihte ehevatiha zanne ve zannenin kardeşlerinden bir tanesini getir. Ala kulli cümletin minel cümelil atiye. Gelecek cümlelerden bir cümlenin üzerine fümmetbit bir şekli ahira külli kelimetin, her kelimenin sonunu ne yap? Efendim zapt et. Yani hareketini belirle. İşte Muhammedun sadikuke. Zanentü Muhammeden sadikake. Oraya zanentü getirebilirsin. Ebuke ehabbün nasi ileyke. Baban sana insanların en sevimlisidir. O zaman oraya ne diyeceksin? Oraya da alimtü ebâke ehabben nâsi ileyke de diyebilirsin. Mesela ümmüke er'afun nâsi bike. Anan sana insanların en şefkatlisidir. Yine orada ra'ytü yine alimtü manası olabilir. Buna benzer misaller var. Onlara bakmamız gerekiyor. Evet. Şimdi şurada bir tedribün alel irab var. Onu şöyle kısaca efendim bir bakalım. Aribil cümelel atiyete.
gelecek cümleleri irab et. İnne İbrahim'e kâne ümmeten. Evet. Burada şimdi inne harfi tekit ve harfi nasıb hem manayı pekiştiriyor hem ismin nasb haberini raf ediyor. Yansıbul isme ve yerfaul habera. İsmini nasb haberini raf eden nasıb ve tekit harfidir. Buna tahkik harfi de deniyor. İbrahim'e ismu inne, innenin ismi. Mensubun bihi inne ile mensuptur. Ve alametü nasbihi el fethatü zahiratü. Bunun nasıl alameti? Gözüken açıktan fethadır. Kâne fiilün madın nakısun. Fiil-i mazi ve nakıstır. Yerfaul isme ve yansıbul haber. Bu da innenin tam tersi. İsmin raf, haber nasb eder. İsmi nerede? Vesmuhu damirun müstetirun tahtahu demektir. Fihi yani altında gizli zamir, hüve. Cevazen, takdiri caiz burada. Yani mesela bir zamirlerin gizlenmesi vacip olan zamirler var. Onları yukarıda gördük. Gizlenmesi caiz olan zamirler. Caiz deyince açıktan da olabilir bunun ismi. Takdiruhu, takdiri hüve. O gizli olan zamir hüveymiş. Yaudu ala İbrahim, nereye raci, kime raci? İbrahim'e raci oluyor. Ümmeten de haberu kâne. Kâne'nin haberi mensubun bihi, kâne ile mensup. Ve alametü nasbihi el fethatü zahiratü. Açık fethadır bunun nasip alameti. O zaman kâne ismiyle haberiyle beraber ve cümletü min kâne ve ismihi ve haberihi kâne ismiyle haberiyle beraber fi mahalli raf'in mahalle merfu haberu inne innenin haberidir. Gördün mü? Öbür cümle nasıl? Ke'ennel kamara misbahun. Ke'ennel kamara misbahun. Bu da inne havatına haber vermiş. Şey, misal vermiş. Ke'enne. O da inne gibi amel ediyor. İsmin nasıl farında ediyor. Ke'enne yine burada harfi teşbih ve nasıl? Ke'enne de benzetme vardı. İsmin nasıl haber raf eder. El kamara ke'ennenin ismi nasıl alameti neymiş? Fethay zahire. Misbahunda ke'ennenin haberi Rafi alameti eddammetü zahir açık dammedir. Efendim öbürü hasibtül male nafian. Hasibe fiil-i mazi. Fethavze, mukadder fethavzene mebni. Demişti ya zaten fiil-i mazilerin sonrasında hep sükun üzerine mebni de. Efendim onun mesela burada biz halbuki bunu hasibe sükun üzerine mebni diyorduk. Sükun üzerine mebni ama takdiren fethay üzerine mebni diyor buna. Bu kitap diğerlerinden biraz daha farklı şey yaptı. Halbuki biz burada hasibe bizim yaptığımız iraplarda feyli mazi mebniyun ala sükun. Hasip tüde. Tamam mı? Ama burada ne demiş? Sonunda takdiren fetha üzerine mebni. Peki bunun açığa çıkmasına mani ne? İştigalül mahalli bis sükunil ard. Sonunda damiri merfu muttasıl bitiştiği için o zamir sebebiyle sakin oluyor. Yoksa onun sonu hasibe gibi fetha üzerine mebni. Anladın mı? Evet. O sadece muttasıl zamirler, merfu zamirler bitiştiği için mensup, sakin oluyor. Arızi sükunla meşgul olduğu için. Likeddi def'i kerahati tevali erbaati müteharrikat demiş. Bu da çok önemli bakın. Niye mesela hasibtü diyor? Hasibtü, hasibetü dese dört hareke peş peşine gelmiş oluyor. Arapçada dört harekenin, beş harekenin, altı harekenin tevalisi peşi peşine gelmesi hoş değil. Onun için orada zamir barizi muttasıl gelmiş. Fail konumundaki zamir. Bunlar muhatap zamirler olabilir, muhataba olabilir. O zaman takdiren fetha üzerine mebni. Bu önemli bir bilgi bu. Yoksa onun aslı hasibe gibi fetha üzerine mebni. Peki o zaman şimdi hasibe, hasiba, hasibu. Hasibet, hasibete, hasibne. Buradan sonrakilerde hep sakin bak. Hasibne, hasipte, hasiptüme, hasiptüme, hasipte, hasiptüme, hasiptüne, hasiptü, hasipne. O zaman bunlar niye takdiren fetha üzerine mebni oluyor? Sonları kendilerine bitişen zamirler sebebiyle. Onunla meşgul olduğu için dört hareke ya da daha fazla hareke peş peşine gelmesin diye oradaki
harf sakin kılınıyor. Evet. Ve ta'u damirul mütekellim demiş orada. Hasiptü'deki ta zamir-i mütekellim fail aynı zamanda. Mahalle merfu fail. Hasibe mebniyün alet damme şeyi. Yok. Failü hasibe. Hasibenin faili mebniyün alet damme. Damme üzerine mebni. Hasiptü'deki ta ama merfu'un mahallen mahalle merfu failün. Demek ki hasibeye ne dedi burada hasiptü'ye? Hasibe fiili takdiren fetha üzerine mebni. Sonu ta ile meşgul olduğu için, yani zamir ile meşgul olduğu için. Hı. Oradaki etta'u ta, damirun, merfu'un, muttasılun, mebniyün alettam, fi mahalli raf'in, fa'ilun. Fa'ilu hasibe. Hasibenin fa'ili, efendim, demiş. Peki orada bir şey daha var. El male, o da birinci mef'ulü hasibenin. Bu mahal, lafzan mensup. Nasıl alameti ney? El fethatü zahiratü fi ahrihi. Nafi'nde ikinci mef'ulü neyin? Hasibenin. O da yine lafzan mensup ikinci mef'ulü oluyor. Mâ zâlel kitâbu efendim mâ zâlel kitâbu rafîqî rafîqî. Buradaki irab nasıl? Mâ harfi nefî. Sükun üzere mebni. İrab'tan mahalli yok. Zâle fiili mazî nâkıs. Bu ismin raf haber nasip eder. Ama ikisi birden geliyor. Dikkat edersen. Mazale. İkisine biz birden nakıs fiilde diyebiliyoruz. El kitabı zalenin ismi. Lafzan merfu. Rafi alameti ettammetu zahiratu fi ahrihi. Rafiqide rafik kelimesi zalenin haberi. Onda mensup. Bunun peki nasıl alameti ne? Bu da önemli. Sonuna takdir edilmiş, sonunda gözetilen bir gizli fetha. Niyet peki rafiqi olmadı. Ki ama bak. Kaf esre. Sonu mütekellim yası ile meşgul olduğu için. Sonuna mütekellim yası olduğu için o mütekellim yasının makabli ne olması lazım? Kesre. Kesre olması lazım. Sonu ya ile meşgul olduğu için o da ne oldu? Zâlenin haberi. Takdiren mensup haberi. Bunun zuhuruna ortaya çıkmasına engel olan şey ya'yı mütekellim yasına münasip bir harekeyle meşgul olduğu için. O da kesir olması lazım. Aynı zamanda rafik muzaf mütekellim yası efendim mahalle mecrur onun muzafın ileyhi. Sükun üzere mebni ya mahalle mecrur muzafın ileyhi. Böylece burayı görmüş olduk. Şimdi şurada bir cetvel var. El avamilü dâhiletu alel mübtedeyi vel haber. Bu da önemli. Yani talebelerin aklında kalması için müfteda haber üzerine dahil olan neyler bunlar? Amiller. Bunlara nevasık da deniyor. Kâne ve havatı efendim inne ve havatı zanne ve havatı. Böyle bunların hepsini kâne ve havatı efendim bunların tam çekimlenebilenleri var, tam yarı çekilenler var, hiç çekilmeyenler var. Efendim, bir de bunların başına mâ-i masdariye, mâ-i nafiye gelmekle amel edenleri var. Ya da istifham. Ondan sonra bir de yukarıdan zanne ve ehevatını şey yapmış. Bunlar da dörde ayırmış. Haberin vukuunu tercih eden fiiller, haberin gerçekten meydana geldiğini ifade eden fiiller, bir halden başka bir hale dönüştüğünü ifade eden fiiller, bir de nispet fiilleri dörde ayırmış. Bunları böylece özetlemiş. Evet, burada kalıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.